Ben şimdi denizlerde göç eden çok tatlı, çok güzel bir canlıdan, bir o kadar da Allah'ın güzel kabiliyetlerle yarattığı bir canlıdan, ıstakozdan bahsetmek istiyorum. Istakozların göç ettiğini çok sayıda kişi belki bilmiyor olabilir ama onlar da sonbaharda gökyüzü karardığında, yağmurlar yağmaya başladığında, ısı düştüğünde ve deniz suyu bulanıklaştığında göç etme vakitlerinin geldiğini anlarlar ve daha sıcak sulara doğru yola koyulurlar bütün arkadaşlarıyla beraber. Şimdi burada en dikkat çekici bir şey, onların tek sıra halinde birbirlerine mutlaka dokunarak göç etmelileridir ıstakozların. En önemli Çok özelliklerinden sevimli. biri budur. Çünkü ıstakozların bilinen bir özelliği, ıstakozlar kördür. Yani etraflarını göremezler. Fakat buna rağmen yine uzun mesafeleri göç edebilirler. Önde bir tane, önce ıstakoz olur. Onlara yol gösteren, yollarını bulmalarını sağlayan. Önce. Evet. Arkadaki ıstakozlar da duyargalarıyla, yani şu antenleriyle mutlaka diğer ıstakozun, yani önündeki ıstakozun karnına değecek şekilde pozisyon alırlar. Yani hepsi antenleriyle birbirlerinin karnına değerek tek sıra halinde yola koyulurlar. İsterseniz bir yandan videosuna da bakabiliriz. Gerçekten çok dikkat çekici ve güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Bunlar denizin yüzeyinde işte bu şekilde Çok tatlılar, birbirlerine maşallah. değerek yolculuk ederler. Maşallah. Maşallah. Eğer bir ıstakozun anteni alınsa bile antenleri alınan ıstakoz önündeki ıstakoza bu sefer ön ayaklarının ucuyla dokunmaya başlar. Maşallah. Eğer bu uçlarda alınırsa o zaman ıstakoz ön ayaklarının ikinci uçlarıyla bu sefer dokunur. Yani mutlaka o dokunma gerekiyor birbirlerinin yolunu bulabilmeleri için. Maşallah. Bu şekilde görmeseler bile sıranın korunmasını garanti altına almış olurlar. Istakozun neden olduğu su hareketi muhtemelen onu izleyen diğer ıstakozların kaybolan bağlantıyı yeniden elde etmesini sağlıyor bu arada. Tabii ki bu toplu göçlerini ve bir arada hareket etmelerinin çok fazla faydası oluyor. Birincisi tabii ki düşmanlarından korunmak. Bir saldırı anında toplu olmak her zaman onların için faydalı oluyor. Teşekkürler video Maşallah. için. Bir düşmanla karşılaştıklarında bu tek sıra halinde yürüyen ıstakozlar toplu olarak yuvarlak bir spiral haline alıyorlar hemen hızlıca. O da şurada bakın resimde görüldüğü gibi üst resimde. Maşallah. Maşallah. Bu da düşmanlarına karşı onların korunmasını sağlıyor. Tek başına su içinde ilerlerken karşılaşılan sürtünme kuvvetiyle teşekkürler resim için. Kalabalık olarak yaptıkları sürtünme kuvveti tabii ki çok daha avantajlı bir şey. Istakozlar tanımadıkları bir yerlere yerleştirildiklerinde de yine önemli özelliklerinden bir tanesi. Muhakkak ne olursa olsun nereye yerleştirirlerse yerleştirsinler gidecekleri yeri mutlaka Allah'ın izniyle tekrar buluyorlar. Bunun için bilim adamları bayağı bir deney yapmışlar. Bu ıstakozları iki konteyner halinde başka sulara taşıdılar. Fakat bu arada o konteynerlere türlü mıknatıslar yerleştirdiler. Dünyanın manyetik alanını bozmaya çalıştılar onlar açısından. Yerlerini, yiyeceklerini, Çok güzel. alanlarını bozmaya çalıştılar. Istakozlar kör olarak gidip çok ilginç, alakasız, hiçbir zaman yaşamadıkları bir yere bıraktılar. Buna rağmen ıstakozlar ne yapıp yapıp hemen yine tek sıra halinde gidecekleri yere, Evet. göç edecekleri yere bir şekilde Allah'ın vesilesiyle tekrar hemen göç Maşallah. ettiler. Yani o bilim adamlarının yaptığı bütün deneyleri o anlamda boşa çıkarttılar. Bu tabii ki Allah'ın çok büyük bir mucizesi ve ilham şey ıstakozlara olan ilhamı. Maşallah. Yoksa yani Değil denizde yaşayan, deniz dibinde yaşayan kabuklu bir canlı, kör, birbirine dokunarak yani her artık orasını antenini kopanıyorsunuz, bu sefer ayağıyla dokunuyor. Ayağını koparıyorsunuz, bu sefer diğer ayağıyla dokunuyor. Mutlaka birbirlerine değerek o tek çizgi halinde yönlerini Allah onları bulduruyor. Maşallah. Ne yaparlarsa yapsınlar da engelleyemiyorlar Çok maşallah. tatlılar.